Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil erda ba'da mevtiha. İnne zâlike le muhil mevta ve huve ala külli şeyin kadir. Sadakallahu l'azim. 3:50. Sayfa 87. Sözler 11. hakikat. Çalıştınız. Peki siz çalıştınız mı? İşte bakamadık da. İşte sen? Sen? İyi Mustafa. Tamam. Yarın ama o dediğimiz konuya çalışın bak. Bütün işlerinizi durdurun. Çünkü iman esasıdır. Onda boyutlaşmak lazım. Onu çözmemiz lazım. Çözmeniz lazım. Hem ince diyor hem nükte diyor. İnce remiz, he. İnce remizli bir nükte. Ha? O merdiveni unutmayın. O bir yere doğru gidiyor, rastgele bir misal verilmemiş. Bu su, lüp kışır, çık yukarıya, lafız mana, ruh ceset. 4 tane kullanıldı. 11. hakikat, bab-ı insaniyettir, ismi hakkın cilvesidir. Bab neydi? Kapı. Kapı. Peki, bab-ı insaniyettir. İnsan mı, insaniyet mi? İnsaniyet. Hiç baktınız mı, ona baktınız mı? Bab-ı insaniyet kapısıdır. İnsanın kendisi değil. İşte burada sana bir aynı zamanda orada insan tefrik ediyor. Burası insani değil, insaniyeti anlatıyor. Ha, insaniyeti anlatıyor. Yani insanın insaniyet tarafı. Çok güzel. Elhamdülillah. Evet, tebrik ederim. İşte bu. Yani insanın kendisi değil. İnsaniyet yönü. Ve onun kapısı bu yön. Yani insaniyete insanlığımızla gireceğiz. Oraya girmeden sonra bir insaniyet için şey diyor. 360 sözlerde. Ne kadar? 300? 360 sözlerde. Ne diyor? İnsaniyet hükümü olan İslamiyet diyor. İnsaniyet duramazsın. Evet, insaniyet-i kübra. Duralım bunu biraz. İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet'le. Bunu şeyde de söylüyor, muhakematta da söylüyor. Kaç yerde var kübriyette? Var. Ha, İslamiyet, insaniyet-i kübradır. Peki o insaniyet-i kübraya başka bir şey de diyor. Aynı yere. Kur'an iki bir kainat diyor. Yani aynı noktaya şeceri hilkat var ya, insaniyeti kübraya Kur'an da diyor. Kur'an'daki. O zaman fark ne insaniyetle insanla insaniyet? Sen ne anlıyorsun? Ben bakayım. İşte burada insaniyeti açıklıyor zaten. Buyur abi. Aşağıda duracağımız yerde fakat İslamiyet demesi insaniyeti kübraya. İnsaniyet-i kübra, İslamiyet nasıl oluyor? Bak şimdi, İslamiyet'i açalım, çekirdektir. Namazı açtığın zaman, efendim, orucu açtığın zaman, İslamiyet bir eylem, şöyle diyeyim. İslamiyet'te namaz var mı? Namazı biz zahirde şey zannediyoruz. Bu örneği anlarsak, o öteki tarafı bizi nereye taşıdığını anlarız. Şöyle bir pervane düşünün. Var ya Kırıkhan'da var. Ceylan üretiyor pervane. Hatırladınız değil mi? Bilmeyen yok. Şöyle pervane. Bakın aşağıda bu çok güzel bir misal. Hem Subhanallah, Subhanallah niye tekrar ediliyor? Hem namaz. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Yani İslamiyet'ten bir tanesini anlatacağım. Orucu da buna göre yorumlayacağız. Aşağıda yukarıda, aşağıda yukarıda, aşağıda yukarıda, aşağıda yukarıda. Öyle mi? Zahirde aynı şeyi tekrar ama hiç kimse niye tekrar ediyor demez. Bunun bağlı olduğu bir tane mil var. Bu da endüvi denilen bir bobin var, bakır. Bir şey anlatacağım da. Namazı açacak bu. Bu dönüyor. Burada mıknatıs var. Burada. Kömür var. Burası kömür. 4 tane. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. 4
tane diyorum, dikkat edin. Edile-i Şeriye var ya, bu endüvinin döndüğü yer 4 tane yastık disk var. Burada, 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 burada. Bu kömür. Bunun üzerinde bir tane miktadis var. Oradan da kablolar bağlanmış. Bunun dönmesiyle Allah hiçlikten şu boşluktan nereden akıyorsa bu mikladisin içinde dönen mikladisin içinde dön, mikladis var. Bu bakır tel dönünce elektrik bakır değil, hava değil. Elektrik buradan ortaya çıkıyor ama ne mikladistir, ne kömürdür, ne bakırdır. Burada dönüyor, o kadar. Dönmesiyle şurada bir boşlukta manyetik bir alan oluyor. Manyetik bir isim taktık yani. İsim ne diyeceğiz, bir şey diyeceğiz. Ne oldu da bilmiyor, beşer bilmiyor. Ondan sonra bu mıknatısın içinden, kömürün içinden kabloyla elektrik denilen bir şey çıkıyor. Latif bir şey. Yani her şey. Buzdolabı, kaynak makinesi, faks makinesi, fotoğraf cihazı. Yani İstanbul'da kaç tane cihaz çalışıyor? Şimdi buradan çıkan ceyran, iyi dinleyin ceyran, şehre girdiği zaman neleri çalıştırıyor? Mesela tahmin ne kadar cihaz çalıştırıyordur sizce? Sonsuz. İşte bu pervanenin dönmesinden, dönen endüviden ortaya çıkan elektrikle şehrin nihayetsiz makinelerini çalıştırdığı gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber'le hareket eden dima hareket ediyor. Dima endüvi hareket ediyor kalpte. Kalbin bir şubesidir akıl. Kalpte. Kalpte nasıl oluyorsa, nerede ne ceren geliyorsa çıkan enerjiyle ruhun derinliklerinde nihayetsiz istidat, kabiliyet, meyiller, emeller, efkar, tasavvurat çalışmaya başlıyor makineler. Yani insaniyet tarafını mı işlettiriyor? Evet, insaniyet. Bu çalışınca, bu cihazlar çalışınca sen beşeriyetten çıkıyorsun bu. Yani pervane duruyor böyle. Pervane duruyor. Pervane duruyor. Beşeriyette. Dönmeye başlayınca dima denilen endüvi hareket ediyor. Nerede hareket ediyor dima? Dima öyle kendi başına hareket edemez. İstediği havada yapsın ceyran olmaz. Havada olsun olmaz. İlle bunun içinde olacak. 4 tane kitap, sünnet, icma, kıyas. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. İnsanın 4 spermadaki madde, Tevrat, Kur'an, Zebur, İncil, 4 hakikata, nurcuların sözler, şualar, lemalar, mektubat, tarihçe, sikke, emirde, kastamonu, onun içinde dönüyor, 4 mezhebe, yani bunun içinde dönüyor kafa, imal edilen ceyran, ruhun derinliklerinde nihayetsiz. Bu sefer o olursa sen insaniyetinle insaniyet-i kübreye giriyorsun. İslamiyet-i kübre. Ha, İslamiyet-i kübra. Oraya giriyorsun. İnsaniyetinle insaniyete giriyorsun. İnsaniyet-i kübre ile İslamiyet'e giriyorsun. Onun içine giriyorsun. Yani zahirde bu hareket nedir ya bu namaz? Bunu dinleyen artık namaz herhalde kılmaması mümkün değil. Değil mi? Ya nedir ya Allahu Ekber en aşağılık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Evet. Aşağıya yukarıya, aşağıya yukarıya, aşağıya yukarıya. Ama burada gözüken bu. Mülkte bu. Şey dönüyor. Mülk bu. Ama içerisindeki olan şeyleri düşün. Arkalarda neler oluyor? Diste dönecek o. Endüvi, dima. Çok 7 tane mertebe burada dönüyor, 4'ün içinde. Ondan sonra orada ortaya çıkan iman.
İman eletinima, imana eletik diyor bir yerde. İmana kuvvet diyor. İmana nur diyor ustad. Eletiye de nur diyor. İntisap diyor. İntisap diyor. Nasıl imal ediliyor bilinmiyor. İman da nasıl oldu belli değil. Bazıları batıl bir şey var içimize sokmuş. Lanet olsun onu sokanlara Yahudi zihniyeti. Paranın ve diyor imanın kimde olduğu diyor belli değil. Yahudi sözü bu. Eleti girdikten sonra cihazlar çalışır. İmanın alameti vardır. Hem sorguyla anlaşılır hem namaz, niyaz, oruç. Eylemde gözükür. Nasıl belli değil. Yani boşver sen iman et fiilde gözükmesin. Fiili inkar eden bir zihniyet bu. Deccal ve Mehdi efaliyle bilinir diye mesela. Evet, Deccal ve Mehdi efalileriyle bilinir. İmanın olduğu hayatta gözükür. Hayatta hiç gözükmüyorsa günah-ı kebairi işleyip istiğfar etmemek istiğfar eylemdir. İmandan hissesi olmadığına delildir. Onun için lanet okudum bunu çıkartan Yahudi'ye. Veya işte üzümüye bağını sonra. Nereden çalınmışsa çalınmış canım. Sahibini ne soruyoruz? Bekle Allah. Bekle Allah. Bizim işimiz var. Bekle Allah bekle. İlahi. Ey Allah. Yat. İlkokul çocuk kitaplarında. Uyu. Ali. Uyu uyu. Uyu uyu. Hep uyuttular böyle. Hani hep bilerek yapmış. Müslüman bilmiyor. Ama elhamdülillah koparttılar. Şimdi niçin İslamiyet diyor? İslamiyet eylemdir. Mustafa, İslamiyet eylemdir. İman itikattır. Eylemden ötekiler oluşuyor. Yani cihazlar çalışıyor. Çünkü bab-ı insaniyet, insaniyete giriş kapısı. Herkes insaniyetine giremez. Bir de bir şey vardı. Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Bab-ı insaniyet. Bir kere bunu çözememişiz. Yani geçmişiz. Bab-ı insaniyet bilmiyoruz. Kapı, insaniyet kapısı. Biz insaniyetimizi anlamamışız. İnsan olduğumuzu aldı. Zannetmişiz. Şey dedi ki Miraç Bahsan sana bir insan diyor, cüziyet ve sufliyet ve tecerrüt ederek külliyet kesmeder diyor. Ne diyor? Cüziyetten ve sufliyetten tecerrüt ederek. Cüziyet ve sufliyetten tecerrüt ederek. Külliyet kesmeder. Ne kesmeder? Külliyet. Külliyet. Evet. Bazen ürvü miracı olur diyor. O zaman şey diyebilir misin abi? Yani cüz-i nazar mı? Hani insanın şeyine ilgili. İnsan cüz-i nazarınla cüz-i şeyi hassedersen cüzileşiyorsun. Yani insaniyete giremiyoruz. Giremiyor. Bak cüz-i nazarını, cüz-i şeyler. Yani basit şey. Böyle basit zannettiğin şeyler. Oysa içeriğinin dışa tezahürü. Veya dışarıdan içeriye aktif ediyorsun. Mesela burada elde edilen el etikte başka dinamayı çalıştırıyorsun. Yani bu namazla, namaz bütün günahların, günahlardan seni alıkoyar. Ne demek bu? Elde edilen el etikle bir sürü cihazların çalışır senin. Kahveye gitme meylin kapanıyor, içkiye karşı. Yani elde edilen el etikle kullanılma sahası, namaz el etik şeyidir, dinamosudur, santrali gibidir. Alıkoymuyorsa ne olacak? Alıkoymuyorsa demek ki bu şeydir. Bu ya endüvi burada çalışmıyor. Çalışıyorsa bu kablo kopuk. Kablo kopuk. Elektrik geldi bak buraya kadar geldi. Ama ampul yanmıyor. Bak o zaman düğmeyle ampul arasında bir sorun var. Yok abi orada da var. O zaman ampul kopuk kardeş. Yani adamın gözü kör. Ruh kör değil ki. Ondan demek ki gözde sorun var. Yani bu namazla elde edilen enerjiyle senin diğer oruçlarını, şunları bunu makinelere aktif ediyor. Namaz diğer kötülüklerden alıkoyar. Yani diğer kötülüğe karşı bir enerji üretiyor. Namaz. Demek ki bab-ı insaniyet anladık herhalde zannediyoruz. Ama bu kadar konuşan bu şualar 219'da bunu anlatıyor. Abbas bunu anlatıyor. 219'da. O insaniyeti anlatıyor. Onun için aktif yaptım. Bu 218 o insaniyeti anlatan ama arkasında 219'da bab-ı insaniyetten anlatıyor. Yani bu Risale-i Nur insanı nasıl tarif ediyor? Şu toprak düşünün. Çekirdek, ağaç, bütün ağaç hulasalandı meyve,
daha hulasalandığı nokta çekirdek. Biz bütün kainatın meyvesiyiz ve kainatın sonundayız beşeriyet itibariyle. Levazimat itibariyle buradayız. Meyveyiz. Ama meyvenin içindeki çekirdek ağacın başındaki çekirdeğiyle ne aynıdır ne gayrıdır. Bu noktadan kainatın başıyız. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği hastesidir. Seni kainatın başına taşıyor. Şuraya bak. Yani bu kainat sensin o zaman. Senin açılımın. Cennet, cehennem her şey senin etsa ve efradındır diyor. Kadir'in tabiriyle sen de dolaşıyorsun diyor. Evet tabii sen de dolaşıyorsun. Bak sen de dolaştığına bir tane misal vereyim. Adam bir tanesini kızıyorsun. Mutfakta çalışırken iş yaparken yiyor, nasıl dedi ya niye dedi. Hayal ya. Onun içine girmiyor musun o düşün enerji? Bak o daha önce o gadabisi neredeydi? Senin içindeydi. Senin içindeydi. Onu hayal ederek, tasavvur ederek, tahayyül ve onu aktif ettin, dışarıya çıkarttın, içinin içine girdi. Biz de bu dünya bizim içim, bizim dışımızdı. İçimizin dışına, dışımızın içine giriyoruz. Aslında içim olan, kainatın çekirdeği olan ben açıldı, kainat oldu. O zaman ben bu kainatta bulunma ile ne yapıyorum? İçimin dışındakinin içine giriyorum. Bu kainat benden yapılmış. Benden yapılanın içindeyim. O zaman nedir? İçim dışımda. Kainat içim dışımda. Kainatın hakikati bende. Dışım içimde. Fihi mafi. Yani buna güzel misal şey. Şehveti bir şey hayal etse, gadab etse veya bir konsantre, bir sporcu böyle halteri kaldıracak veya bir yeri kıracak böyle konsantre. O enerji kaplamıyor mu? Bakın gadab sizde neredeydi o öfke? Derinlikteydi. Bir şey yoktu değil mi? Onu düşündük biz. Yani pervane döndü. O gadab hissi balon olup enerji olup çıkmadı mı? İçine biz girmedik. Gadab atmosferine girdik. Gadab iklimine girdik. Ne peki gadab hariç midir? İçimin dışına çıkmasının içine girmemdir. Her bir işte şey de öyledir. Haset de onun için hapishanedir. Kibir kuyudur diyor ustad. Kibir kuyudur. Dibe iniyorsun. Şeyse öfke ve haset senin hapishanendir. O aslında içinde var. Tak dışarıya çıkıyorsun. Bana sordular, çok ilginizi çekecek, yeni tespitim, Allah verdi, doğru veya yanlış bilmiyorum. Ben Allah verdiğine inanıyorum. Yeni, dün geldim ya Almanya'da, gündüz. Beni birisi yakaladı, siteden tanıyor, pat diye yakaladı. Dedi ki, hocam dedi bir şey soracağım dedi. Ben bunun için dedi adrese geldim dedi. Ta nereden? Sitedeki adresten geldi. Buyur kardeşim dedim. Geldi. Bunu sorup gideceğim dedi. Allah Allah. Ya dedi Almanlarda pek haset yok dedi. Türklerde niye var dedi. Gerçi yok olur mu? Korkunç bir haset var. En büyük hasetçi Almandır. Türkleri baksana havalimanı yaptırmıyor vesaire. Ben şöyle öyle demedim de dedim ki haset şiddetli alakadarlıktan olur. Tanımadığın, bilmediğin kişi haset olmaz. Türkler o kadar birbirine bağlı ve birbirine kopuk yaşamıyorlar ki, o kadar aile ve birbirine yakınlar ki, oradan çıkıyor haset. Kopuk yaşayan annesiyle kızı, kızıyla babası, ne bileyim, aile yuvası ve akraba yuvaları bağ yoktur. Bağ yoksa haset de olmaz. O zaman haset çirkin gözükürken aslında şiddetli alakadan haber veriyor. Vay be. Evet. Anladık mı Arun? Harika. Şiddetli alakadan geliyor haset. Tamamen alakayı kesenden mesela bak. Mesut, sen şimdi sokaktan geçen adam haset edebilir misin? Tanımıyorsun ki malı var mı, serveti, ilmi, imanı, nesi var bilmiyorum ki. Alakan yok. Alakasız da haset olmaz. Almanlar birbirinden o kadar alakasız ki hasetleri olmaz. Demek ki
O da İslamiyet'ten gelen karabet, yakınlıktan haset olur. Çünkü haset ulvi duyguları aktif etmek için konulan ademi bir vücuttur. Hadi geçelim. Giriyor muyuz meseleye? Evet, ismi hakkın cilvesidir dedi sana. Tamam, ismi hakkın cilvesidir. Hak nedir? Bir tane uygulama yapın bana. Cenab-ı Hak. Onun için benim ismi azamım. Hak. Hak deyince beni böyle, benim keyfimi, ne diyorlar o, kıyafetimi mi derler? Yok. Fiyakam. Fiyakam acayip oluyor. Zırabiden bana kalma kelimedir. Fiyakam acayip oluyor derdi. Hak. Cenab-ı Hak. Hak ismi azam. Her şeye hak hayatını veren. Allah olduğu için bizi yaratan. İstiklada göre kabiyet vermesi. Yani şey. Cevher. Ruh. İstidat. Kabiliyet. Meyil. Emel. Meyil, efkar ve tasavvurat. Hep bunlar ismi hakkın iktizası. Mesela su niye ıslatır? Hak olduğu için. Yani su ıslatması ihtiyacından değil, yapısındandır. Güneşin ışık vermesi ihtiyacından değil, iktizasındandır. Allah da yaratmış ihtiyacından değil, iktizasındandır. Hak olduğu için. Çoğu o noktada ana o soruyu soruyorlar sana, biri sana düşünce cevap bulamıyorlar. İşte Allah diyor niye yani işte görmek ve görünmek istemesi o zaman ihtiyaçtır diyor. Kendi aynasıyla bakmışsa şarjı da diyor kendi aynasına bakınca şey yapamıyor. İşte tam ona şeyde misal veriyorum. Şimdi ben bu suyu doksam ıslatır mı ıslatmaz mı? Islatması ihtiyacından mıdır iktizasından mıdır? Güneş ışık veriyor. Ah olan bugün gündüz olsa da ben bunlara ışık versem çok ihtiyacım mı var diyor. Yoksa peki ışıksız güneş düşünün. Olur, o zaman güneş değil. Semavi bir kütle, öyle mi? Hüdayi. Öyle. Peki, ışıksız güneş olmaz, ona güneş denmez varsa. Haliksiz Allah olmaz. Güneşten ışığı kaldırın, sudan ıslatma özelliğini kaldırın, Allah'tan da halikiyeti kaldırın, öyle olur. İlim öyle diyor da, ilimsiz düşünmek de ilim zatı hasayiz lazime-i zaruriye diyor, zatın ilim diyor. Nasıl? İlim diyor, Cenab-ı Hakk'ın hasayiz... Evet, lazım et. Sıfatıdır. Yani ilimsiz Allah düşünülemez. Çünkü sıfattır. Mesela şöyle düşün. Balığı pişirdik, kokusuz olacak. Balığın kokusu yok pişerken. Şimdi. Veya balık kokusu var. Balık yok. Peki, balığın kokusu çıkması balığın ihtiyacından mıdır? İktizasıdır. Tamam. Allah da yaratması iktizasındandır. Çünkü haktır. Hak olduğu için. Peki, hakkı Allah'tan söküp alalım, haşa, bir şey düşünmek için söylüyorum, Allah olmaz. Güneşten ışığı söktüğün gibi, buzdan suyu çıkartalım. Buzdan suyu çıkartalım, ne oluyorsa, Allah'tan da hakkı çıkartırsan, haşa, o olur. Tamam. Hiç mümkün müdür ki? Sana oraya girmeden, bab-ı insaniyet karşısında niçin ismi hak dedi yani? Ha çok güzel. Niye dedi? Sence bunu sor, sualini söyleyin. Soran ilmin yarısına sahiptir. Tabii ya, sualı herkes soramaz. Şey için söylemiyorum, iltifat için demiyorum. Adam demek ki leylim leylim dinliyorsa zaten orada değil ki sorusu olsun. Sorusu olan çözümlemeye çalışıyor, hazmediyor ama hazmedemiyor. Şey, hazım ilacını kim içer? Yemeği yemiş olalım için. Tamamen aç. Mideden kıvranıyor açlıktan. Ya bana bir hazım kapı verin der mi? Ekmek verin der de. Tamam hadi bakalım sen söyle. Niye peki insaniyetin karşısına ismi hakkı koydu? Ben de bir şeyler ekleyeyim bakayım. Burada hiç mümkün değil. 10 tane tabir kullanacak Hasan abi. 10 tane. Evet. 10 tane mi 11 tane mi? 10 tane diyelim şey yapalım. Tamam 10 tane. Bu yarım bir paragraftan. Oradaki hani işte ne diyor? İnsan diyor
muhataptır diyor işte. Ondan sonra cami bir ayna, en azami cami bir aynadır diyor. İsmi azamlık mertebesinde o vasıflar, o vasıfların karşılığı olduğu için mi insan? Allah'ı tanımlama noktasında. Yani bu ilk giriş yaptı. Bu paragraf var ya, ilk paragraf. Şöyle göstereyim. Şu paragraf var ya. Evet, orası. Bunun açılımıdır. Bunu 11 tane, ben 11 tane mi hatırımda kalmış, 10 tane, tamam sen 10 tane cümle var. Tencereye koy. 1, 2, 3, karıştır. Ne çıkar? İnsaniyet oluşur. İnsaniyet oluşur. Bu insaniyet, bununla oluşan insaniyeti insanlığımızla anlayacağız. İnsanlığımızla insaniyet anlaşılır. Bu 11 hakikat da Hak isminin dışa vuruşudur. Yani özellikle Hak ismi Hasan abi. Evet, zaten kullandığı. Bak dikkat et. Bir Risale-i Nur'da bir şifre söyleyeyim veya benim anladığım. Bir paragrafa bakarken Sani Zülcelal, Rahman-ı Rahim, Cenab-ı Hak. İlk girerken gençler hangi kelimeyle giriyorsa o kelimenin açılımı olacak demektir. Unutmayın bunu. Mesela burada Hakim-i Zülcelal veya Hafiz-i Zülcelal. Yani mesela başka diğerine bakayım. Bak. Ne koymuş? İsmi Hakim, Kerim, Adil isimlerini koymuş. Tamam mı? Ama paragrafa bakayım. Burada da Muhi koymuş. Mesela 8. hakikate bakın. Burada çok güzel bir misaldir. 79. Hiç mümkün müdür ki alim-i mutlak, kadir-i mutlak? Bunun açılımı olacak demek. Burada Cenab-ı Hak arama. Rahman ve Rahim arama. Hikmet arama. Alim-i mutlak, kadir-i mutlak. Mesela diğerini söyleyeyim. Mesela bab. Yani hatırlatıcı örnek olsun diye şey yapıyorum. Aslında yeter ama hani hangi paragrafta kullandığını göstereyim diye. Efendim mesela sayfa 63'te Şen-i Rububiyet, Saltanat-ı Uluhiyet. Yani rububiyet ve uluhiyeti anlatacak. Evet. Tamam. Şimdi burada 11. hakikatta Cenab-ı Hakk'ı kullanacak. Hak kullanacak. Hakkı burada 10 tane sıfatı var. 1. Hitabat-ı Subhanesi en mütefikir muhatap. Ad tencereye. Mazariyet esmasını en cami bir ayna. Ad tencereye. Karıştır. Bunların hulasa-i camiası Hak'tır. Cenab demek Hak yönü demek. Cenab-ı Hak bu anlatılacak mevzu Hak ismine götüren mevzu. Hak, Cenab, yön ve muhabbet aynı zamanda. Boşuna kullanma. Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hak bu işe razı mı? Cenab-ı Hak ne der? Cenab, Hak ismine isal eden yöntem ve yol demek. Yani senin yürüyeceğin harita, ben sana diyorum ki Mustafa, şuradan oraya git, oradan oraya git, Marmara'ya geçersin. Marmaray. Şu metroya, şuradan bak git, buradan çık. Aşağı git. Tek gelecek. Aynı doğru anlatıyorum Zeyd Ersan. Sola dön. Tekrar orada çift yol gelecek çatal. Hemen karşında. Ben tarif ettim ama sen yürüyeceksin. Burada tarif var. Bir de Cenab-ı Hak'ta yani rahmette ifadede mana var değil mi? Cenab-ı Hak hani Cenab-ı Peygamber diye de kullanılıyor bu tabir. Evet. Yani hakla rahmetin muvafakatı. Yani zaten içinde, içine alıyor. Birbirine şöyle diyor. Rahman ismi Hakim burcunda diyor. Yani manasında birbirine dönüşebiliyor. Su buza, buz suya dönüştüğü gibi. Ama burada bab-ı insaniyet tamam. Bu bab-ı insaniyet ama bu bab-ı insaniyetin kapısı. İnsanın kapısı değil. İnsaniyet. İnsaniyet de İslamiyet. Yani ne ismin iktizasıdır? Yani bu bab-ı insan değil. İnsan değil, karıştırırız. İnsaniyetin neyin açılımıdır? Hangi isim galip? Hak. Hak olduğu için diğer isimleri de istihdam etmiş.
Zaten aşağıda da hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak mabudu bil hak. Mabud da kullanılacak. Ama sana insanlara müseyyece vasıfların takılması, böyle vasıflarla Cenab-ı Hak kendini muhatap etmesi, ismi hakkın iktizasını diyeceğiz. Evet. Yani ismi hakkın bizdeki iktizası ve o numuneleri bizi uyandırıyor, hatırlatıyor. İnkışafı nispetinde insaniyetimize gidiyoruz. İnsan oluyoruz. Pervanenin dönmesi gibi. Burada bir atıf yapmış. Diyor ki nasıl 219 şualar hem nasıl Halikimizden sorduğumuz sualimize o Rabbimiz bütün fermanları ile nasıl soruyorsun? Bak Allah'a soru soruyorsun. Ve nazil ettiği bütün kitapları ve kitaplarıyla ve müsemma olduğu ekser isimleriyle bize kutsi ve kati cevap veriyor. Aynen öyle de melaikeleriyle ve onların dilleriyle daha başka bir tarzda cevap. Yani burada Rab soru soruluyor. Allah soru sormak. İnsanın fıtratının iktizasına göre hareket etmek. O şeyin içine giriyorsun diye herhalde atıf yapmışım. Bak, Halikimizden sorduğumuz sualimize o Rabbimiz bütün fermanlarıyla. Yani Hak isminin bizde koymuş olduğu nüminelerle aslımıza seyahat etmek için soru soruyoruz. Risale-i Nur'u anlamanın bir yolu da külliyata soru sormaktır. Mesela soru yapalım. Bak niye demiş. Düşün. O zaman sana Allah verecek yani. Sen karışmıyorsun ki, sırf soru soruyorsun. Cevabı Allah verecek. Bak mesela, hemen ilham olacak sana. Hani bab kapı değil mi Hasan abi? Bab kapı. Şimdi Peygamberimiz diyor ki, yani kendisi diyor, işte o kapıyı açık bıraktı diyor. Ha, Miraç'a gitti geldi, o kapıyı açık bıraktı. Yani evliye ümmeti diyor, yani Miraç'ın gölgesine gidiyor diyor, o kapıyı açık bıraktı diyor. Kapıyı açık bırakmış, bab yani. Bab kapı bir diğer pencere var mesela. Niye pencere? Bab yani kapı yani. Evet çok antika. Pencereden bakarsın, babdan çıkarsın, gidersin, gelirsin. Evet. Burada gidiş bir tarif ettim ya yol. Şuradan ama bu tarif ediyor ama gideceksin diye söyledim. Pencere demez 33 pencere. Aferin Fatih. Yani ben onlar zihnim bilindiği zannıyla şey yapmıyorum ya. Yani. Mesela çünkü onunla çok uğraşmıştık Murat Dursun'la. Niye kapı diyor? Niye nükte diyor, niye remiz diyor, niye pencere diyor. Pencere. Pencere diyor mesela. Kelama. Mesela fotoğraf makinesi düşünün. Makine. Değil mi? Şak! Çektim tarlayı. Kelebek var, ağaç var, renkler var, otlar var, dere var bilmem ama hepsi burada mı? Sen orada değilsin ama. Onu buraya getirdim. Pencereden bakılır ve bu tarafa alınır. Kapıdan bakmak için değil. Bakmak için olsa pencere olur. Girmek için. Burada eylemden bahsediyor. Çok acayip. Eylemdir. Kapı giriş çıkışın olduğu yer. Çıkış da oluyor giriyor. İnsaniyetten çıkmamışsan diyor usta. İnsaniyetinden çıkar. Bab insaniyetin bak. İnsaniyete girersen, insanlığına girersen insaniyet olursun. O da hakikat insaniyet olur diyor ustad. Eğer insanlığınla bununla insaniyetini yaşarsan, İslamiyeti yaşarsan hakikat İslamiyet olur. Hakikat İslamiyet neydi? Hatırladın mı? 199 Kastamonu. 6 tane iman esası. Evet. 6 iman esası artı nedir o? Beş tane İslam esasını tek kabul etti. Ve namaz, oruç var ya, İslamiyet'in eylem. Beş İslam esasını koy tencereye bir. Altı iman esasına getir yedi. Ayet Fatiha yedidir. Yedi defa nuzul etti o ayet, sure. Onun için sebe mesani de geçiyor. Yani yedi defa nuzul etti, yedi tane ayet. Altı iman esası, yedincisine şey deniliyor, haddini bilip hududunda kalmayı anlatan beş tane İslam esası. Onunla da yana getirsen yedi oluyor.
Bu 7 tanesinin adı 199 Kastamonu'da öyle hatırlıyorum. Hakikat-i İslamiyet'tir. Hakikat-i İslamiyetini, insaniyetini yaşarsan İslam insaniyetine giriyorsun. Ve ismi Hakk'ın sana koymuş olduğu hakikatlarla aslına uruç ediyorsun. Miraç ya bu miraç. Bu miraçtır miraç. Buna insani miraç diyebilir misin? İnsani miraç. Yani şöyle diyeyim. Birinci sözde geçiyor ya insani bir miraç olur. Evet. İ çekiyor ya i. O inin takkesinin açılımıdır bu. Nokta koymayıp insani bir miraç olur. Yani insanın gittiği, insanın giden insandan bahsetmiyor. Miraca giden insandan bahsetmiyor. İnsanın gittiği yöntem, yol. Mesela hayvanın derisini açarsın, post olur, namaz kılarsın. Mesela dünya haritasını açarsın, harita olur. İnsaniyetini olarak aç, şeceri hilkat olur. O zaman asliyetine gidiyor sanırım. Asliyetine. Çekirdeği aslisine gidiyor. Orada nokta var ya, nokta değil, takke. Hani inin üzerine takke. İnsani bir miraç. On ne demektir abi denilirse, o apostrofun nokta ile farkı burasıdır. Takke konmasının açılımı bu. İnsani bir miraç olur. Sanki o nokta sana bir... İnsanın o noktasıyla yani çekirdeği sığ noktasıyla sanki irtibatla. Aynen. İçeriği ifade etmesi. Yani takke konması açılımı. Nokta koyması kendisi. Evet. Cinayet da yani bu. Onun için ya abi diyor sen nasıl diyor sadeleştirene bu kadar şeye kızıyorsun ediyorsun. Bunları sen de bilsen, sen benden daha önce şey yapardın, keserdin onun, soğan gibi onları keserdin, bu inceliği bilseydin. O leylim leylin yaşadın, bilmiyorsun ki daha külliyat okumamışsın, bir şey bilmiyorsun ki ya. Allah'ın dinine karşı hassas değilsin ki, vicdanın o kadar bozulmuş ki, Allah'ın dinini bozuyor hiç kale almıyorsun. Bir tanesi arabanın camını kırsa kıyameti koparıyorsun, Lazların tavuğun tarlaya geçse, lahananı yese adam vuruyor. Evine giriyor Deccal televizyonla karını kızını bozuyor ahlakını hiç umurunda değil. Adam la ilahe illallah diyen kurtulur Muhammed Resulullah demese bile bunu diyen ve bu diyeni de onaylayan seven ehli sünnetten çıkar. Bu benim fikrim değil ki. Kavaydi külliyeden hiç vicdaniyatı sukut etmemiş ki. Ya acaba öyle mi ya hakikaten bir baksak ya bu adam yalan mı söylüyor ya. Mecellede geçiyor yani, İslam hukukunda geçiyor. Bu sari ifadelerde, sari hukukta tevil edilemez. Bunu diyenin İslamiyet'ten, ehli sünnetten çıkıyor, ehli bidâ oluyor. Ehli bidâyı da seven, o tipten adam vicdaniyatı o kadar acayip bozulmuş ki. Çarşıya gider en iyi domatesi, en ucuz almak için başından girer sonuna çıkar. Pat diye teslim olmaz. Domates almak için... Adam pazarcı yemin ediyor, itimat etmiyorsun. Dünya ve ahiretini alakadar eden bir sözü söylüyorsun, adam dedi diye kabul ediyorsun. Üstad diyor ki ben dedim diye kabul etme. Yani vicdaniyat o kadar bozulmuş ki. Diyorum ki bak bu takke ile bu nokta ne fark var? En birisi nokta. O ki nokta ile takke apostrof farkı değil. Neye koymuş bunu? Bak bir farkı anladık mı bir tanesi bu. Takkeyi koyarsan budur. Takke koymazsan yürüyen insandır. Bu değil. Bu 11 tanesi takkedir. 1. Yürüyen nerede? Yürüdüğü yer nerede? Yürüyen noktadır. Takke koyarsan yürüdüğü yerdir. İnsani bir miraç. İnsanın yürüdüğü yer. Nokta koyarsan insanın yürüyen insan. Bu nasıl ayrıca çıksın? Sen bu ince külliyat okusaydın, acaba İslamiyet'e domates kadar değer verseydin, senin tepki nasıl olacağını merak ederdin. Domates kadar İslamiyet'e değer ver, imana değer ver, tamam. Ben hiçbir şey demiyorum, domates kadar. Domates alırken yaptığın ihtimam, yaptığın araştırma, gösterdiğin gayret, o kadar yemin eden çarşı pazar, Müslüman adam yemin ediyor, itimat etmiyorsun. Ne etmiyorsun kardeşim, yemin ediyor. Vallahi abi diyor, abi Diyarbakır domatesi diyor.
Vallahi abi diyor 5 liraya aldım diyor sana işte 5,5 lira veriyorum. Oysa her an 2 liraya almış. Mesela. Hem de yemin ediyor ya. Buna ya geçelim. Bazen ister istemez demek ki bizi de etkiliyor. Vicdaniyatımız şey olması lazım bunlarla. Bunlarla meşgul olduk mu vicdaniyatımız inkişaf eder. Şimdi gelelim İsmi Hakk'ın cilvesi. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve Mabud-u Bilhak iki isim. Cenab-ı Hak. Cenab'tan biraz bahsettik. İki isim. Mabud-u Bilhak. Mabud. Nedir o mabud? İbadet edenin ettiği şeyi Hak ismiyle layık midir, değil midir? Sorgulama yöntemi bilhak. Hak olması, olup olmamasını sorgulayan insan. Mesela İyâke ni'abudu ve İyâke nestaîn. Yani ben sana, yalnız sana ibadet edip ondan, senden yalnız yardım isteyen. Öyle şey yapmıyorum ben. Ben yalnız sana ibadet ettiğim için o zaman hak kazanıyorum sırf senden yardım istemeye. Ben yalnız sana ibadet ediyorum. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsan o zaman yalnız ondan yardım iste. Başkasından isteme. Çünkü başka bir şey değil. Bir de şey cihetleri var sana. Mabud-u bil hak. Yani onun da gerçek mabud olması. Mabud olduğunu bu 11 tane hakikatle tanıklık eden, şahitlik yapan insan demek. Çünkü ibadetle ubudiyet farklıdır arkadaşlar. İbadetin vakti vardır. Mesela sabah namazını kılamazsınız şimdi. Öldükten sonra kimseye namaz farz değil. İbadet bitti ama ubudiyet devam eder. Yani Halik ile mahluk arasındaki ilişkinin adı ubudiyettir. Şimdi ma'budu bil hak. Hak olduğu için ibadete layık olduğundan neye layıktır ibadeti Allah? Bil haktır. Bunları sana koydu ya. İbadeti de açıklıyor şu anda. Şey ubudiyeti açıklıyor. Ma'bud ubudiyet. Ubudiyet senin çekirdek ağaç olmak ne kadar istiyor sence? İstiyor değil mi fıtratın? Ha sende çekirdeklerin ağaç olması ubudiyet. Yani çok güzel. Yani cüz'i nazardan tecerrüt külli nazar ubudiyet diyeceğim. Evet. Cüz'i nazarını cüz'i şeylerden kaldırıp külli. O zaman ubudiyetin Allah'a ile alakası yok ihtiyaç noktasında. Benim ihtiyacım var. Ben ağaç olmak istiyorum. Ubudiyet aynı zamanda ağaç olmak diyebiliriz. Ağaç olma yöntemidir yani. İbadet ise onun şeklidir. Ubudiyet çekirdeğin ağaç olma fıtratında olması. Beraber gidelim. İştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil. Evamir-i tekviniye. Evamir-i tekvinin içini açtım. 4. Evamir-i tekviniye açın, bu var. Yani fıtratımızda konulan her bir çekirdekte ne var? Konulan çekirdek kim koymuşsa o olmak. Esmalaşmak gibi. Olamazsın. Ama meyil var ona. Mesela Allah beni yarattı. Kim yarattı? Bir anda her yerde olan Allah. Ben de böyle olmak istiyorum. Görüyor musun şunu? Ben ölmek istemiyorum. Baki olmak istiyorum. O zaman kim yarattı seni? Böyle birisi. Ben de o gibi olmak istiyorum. Haşa ama var fıtratta bu. O zaman bu süreç sonsuza doğru devam edecek hareketin zembereğidir. Yolu bitiremezsin ama. Bir tane Salma'ya da sordum. Tabii muhatap olunca bizi de açıyor ya. Abi dedi çok ilginç. Leyse filmken ebdumi makam var ya 19. sözde. Abi Allah sonsuz değil midir her şey? Evet. İyi dinleyin ama çok acayip bir soru. 3 defa zikrettim farklı farklı ya. Hollanda'da da zikrettim bu soruyu. Öyle harika soru sordu ki belki soran bu kadar şey yapama, düşünememiştir de veya beni aktif etti. Allah sonsuz mu Fatih? Osman sonsuz. Bizi diyor daha güzel, daha sonsuz, daha acayip yapamaz mıydı? Niye böyle yaptı?
bu sorunun altında insanlığını bilmiyor yatıyor. Ben dedim ki, koştum, yürüdün, yol bitti, karşıki dağ var. Ya keşke buradan köprü olsa demek bir ihtiyaçtandır. Yol bitti. Ha, sen bu soruyu insandan daha kıymetli bir şey olmaz mı sorusunu sorabilmen için insanlığına yürüyeceksin, yol bitecek. Ya bundan daha ileri yapamaz mıydı? İnsanlığının dibi yok ki bu soruyu sorasın. Yani buradan buzdan çıkıyorsun, buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl ceberi, ruh ceberi, Nur Muhammed, esma sıfat, sonsuz ya. Ha bir yerden bitse bu soru sorulabilir. Şurada bir tabir kullan ya sana, mahiyet insaniye için kullanıyor bu tabiri. İnsanın mahiyet... Sayfayı söyleyin. 9. Kaç? 9. Tamam. Sözde. İnsanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğunu. Bak, insanın mahiyet aynasında ne bir cilvesi, bütün esma bir cilvesi. Bütün esmanın cilvesi. Bütün esmanın cilvesi var mahiyet aynasında. Şimdi arkadaşlar, insanlık biterse daha ilerisi olamaz mıydı? Sorabilirsin. Yok ki dibi. İnsanlığınızın dibi yok. Zaten insaniyet onun cilvesi zaten. Esma, yani esma ile insan arasındaki ilişki söylüyorum. Buzdan suyu alırsanız ne olur buz? İnsandan esmaya alı olur. Donmuş esmadır insan. Yani en kesif tecellisidir. Aynadaki güneş, aynanın güneşle olan irtibatı gibi değil mi? Gibi. Aynadaki misalın. Yani bil kendini böyle basit... Peki ne işini yarayacak? İsa Aleyhisselam ayetini söyleyeceğim, iki tanesini. İsteyene verilecektir. Bu dersleri anlama ama isteme hakkına sahip oluyorsun cennette de. Ya Rab, o derste bir manyak bir adam vardı eksik kafadan. Böyle bir şey diyordu ama kafama kısmen yatıyordu. Oradan okuyordu. O nasıl bir şey deyince cennetten çıkacaksın. Ne demek ya? Rüyete görebilmen için cennetin üst tabakaları olan arş, arş-azam, lef-i mahfuz böyle onları alacaksın. Birinci ayet buydu. İsteyene verilecektir. İkinci ayet verene verilecektir. Müjdeler olsun hepinize. Verene verilecek. Şu anda verildi mi size bu isteme veya bu en azından duyma, en azından Allah Allah falan muhatap olma. Bu sana verildi şu anda. Şu anda veriliyor. Verilene verildi ya size bu. Şu anda bu ders veriliyor. Bunun hakikati verilecektir. Verene verilecektir. Ama an şartla. Risale-i Nur'un hakikatini diyor, anlayarak kabul ederek. Diyor ya, asıl mudakik bir alim olur. Yani anlamasan da ben biraz şey yapayım, aşağı indiriyorum. Anlamasan da kabul ederek. Nereden söylüyorum? Yapmasa da akyamak bileceksin. Verene verilecektir. Bu insaniyet aynı zamanda tam bir mana harfidir değil mi sanırım? Tamamıyla enel manesi cihetinin değil. Yok olması. Yani insaniyet mahluktur. Ene mahluk değil. Bu seni eneye götürüyor. Yani şöyle, toprağın altındaki çekirdek, ağaç, şeceri insaniyet. Bu insaniyettir. Meyve insandır. Anlıyor musunuz bunu? Çekirdek Nur-u Muhammed'idir. Bu ağaç şeceri hilkattır. Kur'an-ı Kebir-i kainattır. İnsaniyettir. İslamiyettir. Medeniyettir diyor mahkumatta. Meyve nedir? Ağacın hulasası. İnsandır. Meyvenin içindeki çekirdek nedir? Enedir. Kökteki çekirdeğin adı neydi? Nur-u Muhammed'i mecul. Nur-u Muhammed'in bizdeki ne aindir ne gayirdir'in bir timsali enedir. O ene mahluk değil. Oraya sığdı Allah. Sığmaz da. Mekansız mekan. Zamansız zaman. Hakikatsız hakikat. Çekirdek için söylüyorum. Oraya Allah kainata sığmadı. Niye? Mahluka sığmaz. İnsana sığdıysa insan daha bir yapısız yapı. Mekansız mekan. Zamansız zaman. Hakikatsız hakikat. Manyetsiz manyet. Denilen bir ene var. Böyle tabir ediyorum. Yasan abi ene
Kendi zatında farazi bir diyor. Farazi bir mevhumdur. Ha bu Ene'nin o yedi tane manası var. Enanet de öyle. Bu vahidi kıyası olması bu Ene değil o. Yani sizin dediğiniz Ene o vahidi değil. Kıyası olan Ene'yi demiyorsun. O Ene değil. Hmm. O Ene değil. Mesela diyoruz ki Mehmet. Abi hangi Mehmet? O Ene değil. O ayna olması, ruzname olması, takvim olması, efendim çekirdek olması, harita olması. Bu başka. Nerede anlatıyor? 146 emir daha bir. O senin anlattığın. O mahluk. 11. sözde var ya hani. Ve Barla'da geçiyor 258'de. Bu cihette mahluk sayılmaz. Mahluk değil. Mahiyetini, kanuniyetini. Evet, kanuniyetini. Evameri tekvini, çekirdekteki ağaç. Ağaç mıdır? Değildir. Hiçlik midir? Değildir. Vacip değil. Ağaç değil, ilmi vücuttur. Annedeki çocuk. Kaç yaşında bacım diyorum? 9 ay. Doğuruyor kaç? Ne kadar o? Ne kadar bu çocuk? Bir günlük. Ne bir gün? 9 aydı. Dünyadayken dünyalı değil. Dünyada ama gaybli değil. Dünyada ama dünyalı değil. Sıfır zaman. Mekansız mekan, zamansız zaman. Zamanı yok dünyada ama. Dünyada ama zamanı yok çocuğum. 9 ay dünyaya geliyor sıfırlanıyor. Hani var hesap makine 200 çarpı 0 ne olur? 0. 500 çarpı 0. 0. Dünyada ama mekanı yok. Dünyada ama zamanı yok. Sıfır zaman. Şeyi yok. Yaşı yok. Çekirdeğin yaşı yok. Çekirdekteki ağaç çürümesi program. Nesilde nesili geçer. Bak. Mabudu bil hak. Bu çok önemliydi. Herhalde açtık değil mi? İnsan evet bil hak. İnsanı şu kainat içinde nerede? Kainatın dışında değil. Kainat içinde rububiyeti mutlakasına isterseniz ben bir okuyayım metni. Şey kadar okuyayım zaten sana bir tek tek gidebileceğiz zaten. Ama yok ben tamam tek tek. O nereye kadar? Yani, saat bir saat oldu mu ya? Bir saat oldu abi. Bir saat. O zaman hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. Ben. 11 tane okuyayım keseyim. Tamam. Ha. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak... Abi okurken de sayalım da anlaşılsın. Ha tamam. Cenab-ı Hak... Mabudu bil hak, noktalı virgül. Ha bundan sonra bunun açılımıdır diyor. Tamam. Öyle noktalı virgül o. Yani insaniyeti tarif ediyor diyelim bundan sonra değil mi? İnsaniyeti tarif ediyor. Yani insan değil, insaniyetten bahsediyor. İnsaniyetin vasıfları. Yani evet, insan insanlığını, kıymetini bilir, kullanırsa insaniyet olur. İnsaniyeti girer, kapıdan girer. Kapı... Bizdeki bunlar. Oraya giriyorsun. Hmm. Asliyetine giriyorsun değil mi? Asliyetine dönüşüyorsun. Miraç yapmış oluyor diyebiliriz. Miraç. Zaten bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Ve ortalık karışıyor bu cümleyi söyleyince. O 16. sözün 4. şuasında geçiyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Yani namaz durmadan önce şu anda ikini kılacağız ya. Durmadan önce ruh ezan okunur okunmaz. Onun için vaktinde kılmanın ne demek olduğunu şimdi anlayın bakın. Bunu siz de bir dinlersiniz. Almanya'da ders yaptım yayına bugün giriyor. Her namaz vakti bir inkılap başıdır diyor. İnkılapla bir saat 20 dakika ders yaptık. İnkılap. İnkılap nedir? İnkılap nedir? Şimdi iyi dinleyin ama orada kullanmadım bunu. Namaz vakti girdiği anda, onun için evvelde kılma ne demek? Girdiği anda senin iraden olsun olmasın. Bazı ruhlar, hem bütün ruh ama. Birinci kapıya geçerler hemen. Hemen ruh, aslına heyecan. Yani aslına doğru hareket demektir inkılap bir manası. Çünkü ya sana bir sözün, yani işaretçiler diyor, işaretçiler diyor, huzura hani davet. Davet. O davet edip için gayri şuur oluyor değil mi bu? Tabii namaz her bir namaz vakti huzura davet şeyi Allah'ın davetiyesi.
O anda kafir mi Müslüman fark etmeden bütün ruhlar gidiyor. Ama döndürülüyor bazıları. Birinci semadan. Yani ruhun asliyetine doğru günde en az 5 defa miraç hakkı var. Devamlı değil. Ruhun 5 defa inkılap geçirmesi lazım. Böyle bir yapıya sahip. O namaz vakti ezan okuması davettir. Şey ise huzura kabulündür. Şimdi bak, ezan okunma vakti bir Allah'ın davetiyesine vuku bulmasıdır. Davetini de alalım diyebilir miyiz? Ha, davetiye. Ezan daha demedim. Namaz, her bir namaz vakti Allah'ın davetidir. Ruhların buna karşı cevabıdır. İnkılap. Yani vücutta bir inkılap oluyor. Gidiyor bütün ruhlar birinci semaya. Bütün ruhlar kapı çalıyor. Ondan sonra orada elektronik üzerinde bir elektronik var. Zamansız zaman. Hemen ruh seviyesinde oluyor bunlar. Birilerine diyor ki çık. Hayır, hayır, hayır. Evet, 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 evet. Hayır, hayır, hayır. Onaylanıyor, onaylanıyor yukarıya. Onaylanmayan aşağıya. Tak 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 birinci kat. İkinci tak 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 tak. Orada da o ayıklanıyor. Tak 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 tak. Sen yok tamam burada. Bu burada. Tak sen geç 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 geç. Kalk 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 tak tak. Geçiyor 3. 7 kat sema geçiyor. Gidiyor gidiyor herkesin tavru 7 kat sema geçiyor. Lev-i mavi ispatı geçiyor. Şey yani kabul ve red arasında iman küfürden dolayı mı? Takva seviyesine göre. Hmm. Bir kere reddedilenler küfür ehli. Çünkü hadis-i şerif var. İki tane Hanbeli mezhebinde uygulanıyor. Şeyde Şafi'de, Maliki'de ve Hanefi'de yok. Hanbeli'de namaz kılmayanın küfrüne hükmetmiş. Çünkü imanla küfür arasında ayırt eden alamet namazdır. Hadis-i kutsi. Hadis de değil. Ahkam hadisinde. Her hadisten ahkam çıkmaz. Onu muhadisler biliyor. Benim işim değil o. Hadis imamlarının tespiti. Ahmet bin Hanbel, müştehitler de aynı zamanda muhadisundur. Muhadis imamlarıdır. Ne yapmış? Biz öyle haddi şeyi çıkartamayız. Ahkam çıkartamayız. İki tane hadisi kutsi var. Ona dayandırıyor. Ben merak ettiğim için sordum. Amel imandan değildir. Bütün dört hak mezhep ittifak etti. Ahmet bin Hanbel tek şart hariç diyor. Namaz bana göre imandandır diyor. Yani bir de söylüyorum cümleleri onların. Amel imandan bir cüz değildir. İttifak ediyoruz. Ahmet bin Ahmet sıyrılıyor. Namaz hariç bence bende diyor. Çünkü diyor iki tane hadisi kutsim var elimde. Ahkam hadisidir. Ahkamdır. Hüküm çıkartılıyor. Namaz imanın alameti. İmanla küfür arasında ayırt eden alamet namazdır diyor. Bak şimdi. Üçüncü kata geldin, yedinci katı geçti bir ruh. Ondan sonra yedi kattan sonra, ben kargas yapayım, detaya girmeyeyim. Kürse geçiyor. Kürse geçince nefs-emmareyi zaten bitirmişti. Levvame var, mulhime var, mutmaine var, raziye var, nateka var, salife var. Ondan safiye var. Onu da geçti, cennete giriyor ruh. Cenneti geçince arşa giriyor. Arşa geçince sıyrılanlar var. Nefs-i levvame Allah yemin ediyor. Ey bin nefs-i levvame irci gir cennetime. Ahiretteki cennet demiyor. Dünyadaki cennet diyor. Namaz kişinin ruhunun cennetidir aynı zamanda. Gir cennetime diyor. Gireceksin demiyor. Ondan sonra ben hemen kulasayı diyorum çünkü dersi keseceğim. Arşa giriyor bazıları. Bazıları çok istisna diyor. 16. lemada lef-i ezeliye girer diyor. Lef-i mahfuz. Onu da geçer, Cebrail'i de geçer. Cebrail ondan sonra çıkamaz, bir adım da attı, atamam dedi yer. Arş-ı Azam'a varır. Arş-ı Azam'a varır, arştan değil. Arş-ı Azam'a varır, Kab-ı Kavsiyen'e geçer. Fenay mutlaka mazar olur. Ondan sonra İmam-ı Rabbani'ye göre bu en zor iştir şu anda. Çıkmak zor değil. Çıkmak çok kolay. İniş çok zordur. Uçaklar çoğunlukla düşerken, inerken düşer. Zordur. Çıkarken güçlü çıkıyor. Çünkü güç harcıyor. İnerken güç harcamıyor. Kendisini güç verse inemeyecek. Kendisini koveriyor. Fırtına da çıkar ama fırtına da inemez. İniş zordur. Geldi in ha. Ondan sonra inmeyenler kaldı. Muhyiddin Arabi kaldı orada.
Hallacı Mansur orada kaldı, Konevi orada kaldı. Mevlana indi, İmam-ı Rabbani Hazretleri indi, Bediüzzaman indi. Tamam mı? Bahattin Şah-ı Nakşibend indi, Geylani indi, Aşs-ı Mücidditleri, Kutbul Azamlar. O zaman orada konuştuğundan burada çatışıyor değil mi? Çatışıyor. Yani, çünkü oradan konuşuyor. Mesela ben buradan konuşuyorum, Ekvator'daki buzda donan adam paltoylu. Ben de gömlekle konuşuyorum misal. Ondan sonra ya gömleğini şöyle yapın falan. O ne gömleği? Adam kaza bile şey gelmiyor. Ondan sonra iniyor, indiğini nasıl anlarız? İndiğini ve çıkıp da indiğini Allahu Ekber. Ruh bir nevi huzura kabulün olan namaz ile ruh salata, bu seyahat salattır. Bu seyahati ruh tamamlıyor, bedene iniyor. Bedene inince de beden arzda namaz kılıyor. 46. sayfa sözlerde diyor ki ruh diyor, ruh salata kıyam ederse, üç tane salatın üç farzı var 46 sözlerde. Ruh salata kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Namaz bedenseldir, pervanedir. Tamam? Peki pervaneyi burada oluşan şey salat. Veya bu pervaneyi çeviren rüzgarda diyebilirsin. Bakın en mukaddes bina, ibadet yeri bedendir. Ruh salata kıyam ediyor. Allah'ın bir ismi. Allah için de her neyse. Ağzını tut. Tamam, her şey bildiğinde mi? Seçeyim şeyi. Çünkü Allah'ın da bir şeyi var yani. Ruh neyse. Tamam. İndi adam namaz kılıyor kısacası. Beden o zaman namaz kılabiliyor. Öyle bir hadisi kutsi var ki desem beni camdan aşağı atarlar. Dur şeyi bitireyim. Her doğruyu söylemek doğru değil. Her doğru her yerde demek doğru değildir. Hakkın değildir. Ama bazen beni manyaklığım tutuyor. Ama ben bunu da kader-i ilahiye söylüyorum. İlan da ediyorum. Benim dediğimiz külliyata vurmadan almayın böyle manyaklığım varsa, ki var. Bildiklerimi sildiriyorum. Ama en azından bizi dinleyen öyle normal bir insanlar değil, kalem kayada olanlar, ciddi. Öyle sokaktan gelip geçiyordum, Hürriyet Cumhuriyet Milleti dinleyenler pek değil. Zaten anlamaz ki zaten. Bunu dinlemez. Yani dinleyen de zaten onlar için de bir en azından uç olsun. Yani bazıları soracak bu şeyde. Ya peki kafirin ne suçu var? Kafir ruhu yükselecek durumda değil. O için çıkamadığı için bedeniyle namaz kılamaz. Çok namaz kılmak ister, ruhu miraç yapmadığı için namazı olmaz. Yapamaz. Çok istiyorum, yapamaz. İman gerekiyor değil mi abi? İmanın o mertebesi gerekiyor. İman var, namaz kılmak istemesi imandandır. Ama imanın enerjisi var. Mesela akü düşün. Kıt, kıt, kıt. Araba çalışmıyor. Orta akü. Aldı ama bir batarya düşün, akü düşün, salım. Kapıyor. Yani. Acelem var ama marş çevirmeyecek kadar. Şimdi şey okuyayım. Cenab-ı Hak ve Mabud-u Bilhak noktalı virgül açılımı. İsterseniz hiç buna girmeyelim. Bu okursak bile deliliktir yani okumak. Ha? Düz mü okuyayım? Geçeyim. Düz oku da geçersen abi. Yani o şeyleri bir çıkartalım. 11 tane düz sayalım. 11 tane sayalım. İnsanı şu kainat içinde rububiyeti mutlakasına bir. Bu bir. Bunu sayacaksın. Bir. Buradan mı bir başlıyor? Evet. İnsan şu kainat içinde rububiyeti mutlakasına iki. Umum alemlere rububiyeti ammesine karşı en emniyetli bir abd. İkiye etti. Hitabat-ı subhanesine en mütefekkir bir muhatap. Üç. Ve mazariyet esmasına en cami bir ayine. Dört. Onu ismi azamın tecellisine. Beş. Ve koydu. Her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazar. Beş. Beşin hulasası bir aseni takvimde
tecellisine mazar oldu. Bir aseni takvimde en güzel bir mucize-i kudret. Altı bu. Tamam. Ve hazain-i rahmetinin müştemalatını tartmak yedi. Tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik mudakik. İki tanedir bu. Hazain-i rahmetinin müştemalatını tartmak, tanımak. Bunlar aynı şey değil mi? Farklı şeyler mi? Farklı şeyler. Tanımak için devam ediyor ikisi için. En ziyade mizan ve aletlere malik mudakik. Sonra ve kaçsa nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç. Başka. Fenadan en ziyade müteellim. Başka. Bekaya en ziyade muştak. Başka. Hayvanat içinde en nazik. Bitti. Ve en nazdar. İki. Başka. En fakir başka, en muhtaç başka. Ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim başka, en bedbaht başka, yani başka bir değişti demek istiyorum. İstidatça en ulvi değişti. En yüksek surette mahiyette yaratmış, yaratsın da en yüksek suret başka oldu. Devam ediyor. Mahiyette yaratsın da bu mahiyetti bunun saydıkları. Mahiyet insaniye. Bu. Onu müstahit olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye bak. Müstahit olduğu. Yani sen tamam bunu şoförlük yapacaksın pilotu. Müstahit misin? He? İstidat. Müstahit misin? İstidadın var mı? İstidat da var. Müştak değil. Sonra müştak mısın? İstiyor musun? İstemeyene verilmiyor. İstidadın tamam. İstiyor musun? İsteyene verilecektir. Verilene istidat. Verilene verilecektir, isteyene verilecektir. Bak gene tuttu o ayet buraya. Ve layık ol... neredeydi? Müstahit oldu ve müştak oldu ve layık oldu. Bir de layık. Eylem bu. Altıncı sözde de diyor, cennet diyor, kafir cehenneme layık diyor. Evet, bu layık eylemdir. Layık olan layık değil. Ye yok. Layık. İslamet bu. Eylemci. Yani sünneti seneyi yaşayan. Layık, liyakat kesbetmiş. Eylem demektir. Bir, müstahit, istidat. İki, isteyecek, muştak. Üç, eylemde gösterecek. Layık olacak. Layık eylem demektir. Oldu bir dar ebedi göndermeyin. Hakikat insanı iptal ederek. Bu hakikat insaniyedir. Yani bunlar için ahiret olması lazım. Eğer ahiret yoksa hakikat insani yok olur. Yani bunlar ne demek biliyor musun? Ahiretin olmaması bende olan bunların kaynağı yoktur demek. Bendeki beka arzusuyla beka denilen bir şey yoktur. O zaman ne oluruyor biliyor musun? İlim cehalete hizmet etmiş olur. Hayat mefte maddenin manaya yani mananın madde hizmet etmiş olur. Ters olur. Yani beka hiçliğe hizmet edecek. Üniversite gidiyor adam. Üniversiteye bir bakıyor ki ilkokul, ortaokul, lise bilgileri yok oldu. Niye gittin cahil olmak için? Üniversiteye cahil olmak için gider mi kimse? Şey diyor, inkılab-ı hakaik diyor. Ehli aklın ittifakıyla inkılab-ı hakaik muhaldır diyor. İnkılab-ı hakaik muhaldır. Yani bir şey zıttına dönmesi... Nahiz bir cemal diyor. Evet. Nahiz bir çirkin olması diyor. Mesela +10 santigrat derecedeyken aynı anda -10 santigrat, +10 santigrat dereceden çıksın ama +10 santigrat gene dursun. -10 santigrat derece, +10 santigrat dereceden çıksın. Ama +10 santigrat da dursun yani. O zaman acayip şeyler olur. Cenab-ı Hakk'ın bir esmalarını kaldırmak gibi olur. Hani Rahman, Rahim. Bunlar hepsinin kârdır. Baki ismi, Rızvan hepsini kaldırmak gibi olur. Zaten bunlar 10 küsür tane şey insanı oturuyor. Eğer ahiret yoksa bunların hiçbir manası yok ki. Hiç tuhaf olur. Mesela
Yaptın bir sene, 10 sene çalıştın, 20 sene arabayı aldın, daireyi aldın. Vallahi bu binanın nasıl yandığını görmedim diye tutuşturur musun? Ne? Daha yeni girdin. Bir gözün gibi arzuladığın bir daireyi. Vallahi ya ne güzel olmuş, hadi yak. Niye yakıyorsun? Bir görmek istiyorum ya. Niye yapmasın? Yapana da akıl değil mi? Çünkü sana verilen malına düşkün ol diye bunu verdi. Yapma diye. Bakın malına sahip çık. İsraf etme. Bu latifeyi veren sana kimse onda daha fazla var. Malını israf etmeyen bir insana insan malını israf etme diye bu istidadı sana verende daha küllü malını israf etme etmez. O zaman akılsızlık yapmaz. Tövbe, bir şey anlatmak için söylüyorum. Aklın gereği akıllı iş yapmaktır. Ne demek? Bu akıl bu akılla yapılmadığı için bu aklın akıllılığı ise bu aklı bu akla bağlamaktır. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklın mutluluğu bu akılla bu aklı yapana bağlanmaktır. Akıllılık budur. O zaman 7 milyar insanın geçmişten bahsetmiyor. Gelecekten de bahsetmiyor. Şu anda 7 milyar insan var. 7 milyar insanın aklını yapan aklı kül ilmi ezel. Aklı kül. 7 milyarın akıllarının ustası olan akıl. Düşün. Bu akılları toprağa koyarak diriltmemek üzere yok ederek bu akılların ustası olan aklı kül akılsızlık yapar mı? Haşa. 7 milyar insanın aklını tencereye koy, karıştır. Allah en azından 7 milyar insanın aklı kadar haşa aklı var diyeyim yani. 7 milyar oradan çıktı. Artı x. Sen bu akılla bunları yapmazken 7 milyar insanın toplam aklına sahip olan Allah bu aklı toprağa sokup diriltmemek üzere bırakırsa akılsızlık etmiş olmaz mı? 7 milyar akılların ustası insanın aklını diriltmemek üzere kabire koyarsa akılsızlık etmiş olur haşa. Bu aklın da hakikatine zıt. Akla olmaz. Bu akıl olmaz. Bunu akıl diyemezsiniz. Onun için israfın diyor aklı muhakemesi kaybettiğine alamettir ki israf haramdır. İçki beyni devre dışı yaptığı için içki haramdır. İsraf haram olması bu akılsızlık hareketi olduğundan aklı devreden çıkarmanın alametidir. O yüzden aklı olmayan dini yoktur. Dini yoktur. Aklı olmayan dini yoktur. Onun için bu aklı diriltmemek üzere toprağa sokarsa bu aklın ustası akılsızlık etmiş olur ki akılsızlık aklın içeriğine zıttır. Kuruluk suyun içine zıttır. Işıksızlık güneşin zatına zıttır. İşte akılsızlık akla zıttır. Kendi hakkaniyetine taban tabana zıt, yani aklın içerisine akılsızlık müdahale edemez. Akılsızlık nedir o zaman? Aklı devreden dışarıya çıkarmaktır. Yoksa akılla akılsızlık yapılmıyor. Değişti değil mi? Bir dakika. Anladınız mı bunu? Akılla akılsızlık yapılmıyor. Akılsızlık aklı devre dışı bırakınca aklı maat şey yapıyor, maaş da yapıyor. Yani iki tane akıl var. Aklı maat, aklı maaş. Zeka, ilim. Bakın, akılla akılsızlık yapılmıyor. Aklı devreden dışarı bırakırsan ortaya çıkacak davranışlar akılsızlıktır. Peki neyle yapıyorsun onları? Onları neyle yapıyor? Cüz-i ihtiyarınla yapıyorsun. İradenle yapmıyorsun. Artık hayvani hislerinle yapıyorsun. Evet. Hayvanda akıl yoktur ama zeka vardır. Zeka akıl değildir.
zeka ile hareket edene ustad ne diyor? Deccal ve Süfyan diyor. Zeki ve desastı diyor. Maymun, tilki, deccal, Süfyan. Öyle demiyor mu şimdi şu adam? Zeka, zekavetiyle yaptılar. Akılla akılsızlık yapılamaz. Akılsızlık demek zeka ile aklı devre dışı bırakınca akılsızlık deniliyor. Yoksa aklın içerisiyle akılsızlık yapılamıyor. Suyu dökerek kuruluk olmaz. Çok güzel mantık. Anladın mı yani? Aklın içine o zaman bu akıl yok olmak aklın içine zıttır. Aklı devre dışı yaparsan yok olur. Aklın yapısına, içerisine, donanımına zıt yokluk. İnsanın fıtratına yokluk zıt, ya yoktur yani. Akılsızlık o zaman nedir? Akılsızlık akılla yapılan değildir. Zeki, zekavetiyle aklı devre dışı bırakmaktır. Akılsızlık akılla olmaz. Aklı, hatta usta diyor ki, aklınızı başınıza alınız. Diyorsun ki, abi Mustafa, Hasan abi külahını tak, koysana. Tamam. Aklını başına al, sözü muhatap olan akıl değil. Çünkü akıl kafada değil ki. Şehvet kafada. Daha aklını kaybetmeyenlere diyor. Ha? Yani akıl dışında olanlara deniliyor aklın başına. O zaman diyor ki, ustad diyor ki aklını başına al denilirken muhatap akıl değil. Zekavettir, hayvani hislerin bütünlüğüdür. Mesela bir akılsızlık, taassubu söyleyeyim. Taassup akılsızlıktır diyor. Taassup kim? Taassubun içerisinde ne var biliyor musunuz? Cehalet ve muhakemesizlik var. Çok acayip bunlar ya. İçi yani. Mesela bak aklını başına al derken demek ki aklım başımda değil. Peki bu söz nereme hitap ediyor? Zekavetime. Zekavetime ve hislerime diyor ki aklını al başına. Ha tamam. Kafayı koydum. Ha şimdi devre akıl. Şimdi sen benim muhatabım ol bakalım. Allah diyor ki hadisi kutsisinde. Aklı yarattım diyor. Ondan daha kıymetli cevher yaratmadım diyor. Akla dedi ki gel, geldi. Git, dedi gitti. Otur, oturdu, kalk. Senin kadar kıymetli bir cevher yaratmadım diyor. Yaratmadım diyor, mahluk olarak. Sonra akla diyor ki, peki dedi, benden daha kıymetli bir şey yaratmadınsa, beni ne yapacaksın ya Rabbi? Fıtraten sormuş. Allah da ona demiş ki, senden daha kıymetli bir şey yaratmadım mahluk olarak ama, seni senden daha kıymetli bir şeyin içine koyacağım. Mahluk olmayan bir şeyin içine. Ene. Ya. Onun için aklın içerisi değil bu. Devre dışı etmek, kablayı kesmekle oluyor. Peki. Burada keselim. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.